sonhavadis.com sunar. Merhaba. İşimiz Sağlık programıyla bu pazar günü tekrar sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli konuklarım var. Bakalım bugün kimler bizlerle? Bugün ilk konuğum psikiyatrist ve sinir bilimi uzmanı Doktor Yalçın Güzelkan. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu pazar günü bizi ayırdığınız için çok sağ olun. Sağ olun. Hocam çok değişik sorunlar konuştuk sizinle. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Bugün farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bugün uyku bozukluklarını ele alalım. Evet. Nedir hocam uyku bozukluğu? Yani bir bozukluk olarak tabir edilebilmesi için uykunun ne derece olumlu veya kısa veya uzun olması gerekiyor? Şimdi Erhan Bey, uyku bozuklukları tabii insanlık tarihi boyunca insanlığın en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Neden? Çünkü ömrümüzün üçte biri uykuda geçiyor. Bütün insanların ve hayvanların üçte biri uykuda geçiyor ve bu uykunun kendi içerisinde fizyolojisinde, dengesinde herhangi bir problem olduğunda o sizin hayatınızın hem üçte birini hem de o üçte birin etkilediği tamamını etkilemeye başlıyor. Şimdi uyku bozuklukları dediğimizde bir defa uyku bozukluklarını biz iki gruba ayırıyoruz. Bir, disomniyalar dediğimiz primer uykunun kendisiyle ilgili bozukluklar. Yani direkt uykunun kendisinde bozukluk var. Bir de parasomnia dediğimiz uykunun içinde olmaması gereken anormal yaşantıların olması. Evet. Biz de bunlara parasomniyalar diyoruz. Önce isterseniz ben kısaca uyku nedir, beynimizle nasıl bir ilişkisi vardır, neden uyuruz, nasıl uyuruz, beyinde nereler çalışıyor, oradan başlayalım onu söyleyeyim. Hocam. Evet. Tabii ömrümüzün üçte biri uykuda geçiyor dedik. Bu son derece önemli. Şimdi uyku aslında böyle uyuyayım da dinleneyim diye aklımızdan geçirdiğimiz gibi beynin pasif olduğu, durağan olduğu bir dönem değil. Uykuda bir sinir bilim uzmanı olarak söylüyorum. Uykuda beyin uyanıklıktan daha fazla çalışıyor. İçerideki sistem. Evet. 100 milyar nöron var şu gördüğümüz merkezi sinir sisteminin içerisinde. Çok karmaşık bir yapısı var. Ve uyurken beyin, uyanıkken beynimize giren görsel, işitsel, dokunsal kokuyla ve kinestezik dediğimiz kasların gerilmesiyle bütün impuls girdiler. Uykuda belli dönemlerin içerisinde ayıklanıyor, belli dosyalara konuyor, hafızalara yerleştiriliyor, görsel hafızaya, işitsel hafızaya, koku hafızasına ve bir kısmı atılıyor, bir kısmı diğerleriyle yeniden organize edilip yeni bir bilgi olarak depolanıyor gibi aslında uyku uyanıklıktan beyni çok daha fazla çalıştıran bir dönem diyoruz. Normal uyku biz 7-8-9 saat kadar uyuyoruz günde. Bu uykunun kendi içinde bir fizyolojisi var. Bu uyku 80 ile 120 dakikalık bir birimini alırsak, bu 80-120 dakikanın içerisinde bir REM dediğimiz rapid eyes movement, yani hızlı göz hareketlerinin olduğu bir dönemin olduğu bir dönemle, hızlı göz hareketlerinin olmadığı no REM dediğimiz bir dönemin, yani iki tane dönemin 80-120 dakika sürüyor bu iki dönem. 4-5 tane siklus işliyor uykuda.
peş peşe. Peş peşe 4-5 tane bu siklusun içerisinde gerek bu sikluslardaki bozukluk veya her birimin kendi içindeki bozukluk uyku bozukluklarını ortaya çıkarıyor. Şimdi şu beyne bakarsak. Şu beyni açıyoruz. Bu şurası ön beynimiz bizim düşünsel, bizi insan yapan, diğer canlılardan ayırt eden en önemli şey frontal bölgemiz. Çünkü uykuyla ilişkisini biraz sonra anlatacağım. Burası bizim her türlü sorun karşısında, bir depresyonda, bir panik anında veya bir sıkıntılı durumda en çok çalışan ve bizi kurtarmaya ya yol gösteren beyin bölgesi. Burası çok çalışırsa uykuyu nasıl bozuyor? Biraz sonra onu şekil üzerinden göstereceğim. Şimdi burayı açtığımızda, beynin iki küresi var. Açtığımızda şu bölge talamus dediğimiz bölge, bu bölgeyi de şu bölge, burayı kaldırdığımızda talamusun altı hipotalamus dediğimiz bir bölge. İşte burada uykuya geçmenin bir merkezi var. Biz buraya tabii. Şimdi burayı ben biraz bir resimle büyütmek istiyorum. Bunu koyuyorum şu bölge. Bakın göstereceğim resim de bunun üzerinden. Şuraya geliyoruz. Hipotalamusun. Bu hipotalamusun. Şu gördüğümiz lateral preoptik çekirdek diyoruz. Bu çok büyütülmüş hali. Burası uykuya geçmeyi switch eden, tetikleyen beyin bölgesi. Bu bölge biraz önce gösterdiğim prefrontal düşünme bölgesiyle çok yakın bağlantı içerisinde çalışıyor. Eğer buradaki bu tetiklenme olayı engellenir, sorun çıkarsa kişi uykuya dalamaz. Eğer hocam ona biz uyku merkezi kısaca uyku merkezi diyoruz. Evet. Hipotalamusun içerisinde. Yani bir merkez burayı tabii şekil üzerinde onun için gösteriyorum. Yani uykuya geçişi sağlayan bir beyin bölgesi var. Bunun dışında ikinci bir bölge var. Şu beyin sapı dediğimiz, yani şu beyni aldığımızda şurası beyin sapı, burası beyin, burası beyin sapı. Evet hocam. Bu beyin sapında da iki tane daha uyku merkezi var. Yani uyku tek başına beynin bir bölgesiyle ilişkili değil. Orayı da şöyle yine yandan gösterdiğimizde, bakın burası beyin, şu beyin sapı. Bu beyin sapında da üst tegmentum dediğimiz bir bölgeyle onun altında pons dediğimiz bölgede uykunun kendi içinde REM dediğimiz, yani hızlı göz hareketlerinin olduğu ve NoREM dediğimiz hızlı göz hareketi olmadığı dönemleri ayarlayan iki merkez daha var. Yani beynin göbeğinde hem uykuya geçiş hem de uykunun kendi içindeki devrelerini tetikleyen merkezlerin küçük olduğu merkez karmaşık diye, bir sistem. Küçük şimdi bu sistem, beynin ön bölgesindeki düşünce bölgesi, yani prefrontal bölgeyle bağlantılı çalışıyor. Eğer burada kişinin iş hayatında, sosyal yaşantısında, meslek hayatında, aile yaşantısında iyi gitmeyen bir şeyler olduğunda beynimiz burayla çözmeye çalışıyor onu. Buradaki yine nöronal sosyal, sistem, tabii, dış bölgeler alakalı. Dış, korteks diyoruz bile, prefrontal bölge, insanı insan yapan yer. Burada sorunlar olduğunda kişi bu işte çekimi nasıl ödeyeceğim, şu işi ne zaman bitireceğim, evliliğimi nasıl yapacağım, evi ne zaman bulacağım, kiraya ev bulabilecek miyim, arabayı ne zaman alacağım? O düşünce sistematiği buradaki hipotalamustaki uyku tetikleyen lateral preoptik çekirdeği bozuyor. Uyku merkezini bozuyor. O da beynin içerisindeki, beyin sapındaki uykunun içindeki geçişleri sağlayan bölgeyi bozunca kişide insomnia dediğimiz uykusuzluk ortaya çıkıyor. Ve beyindeki o kimyasal sistemin bozukluğuyla herkes mışıl mışıl uyurken o sistemi bozulmuş insan yatakta sağa dönüyor, sola dönüyor, bir şekilde uykuya bir süresi geçiyor. Var mı hocam insomnia demek için yani? İnsomnia diyebilmemiz için en az DSM tanı ölçütlerinde en az bir ay, bazılarında ICD dediğimiz sistem var, 1-3 ay arasında kişide uykusuzluğun devam ediyor olması gerekecek. Yani burada uykusuzluğa dışarıdan baktığımızda
ya arkadaş senin kafanda sorunların mı var demeden, ya sen birazcık kendini zorlasan, iradeni kullansan aslında uyursun, biraz gayret et uyumaya demenin hiçbir anlamı yok. Yani yine yok. Fizyolojiye dönüyoruz tabii hocam. Tabii burada yani işin içerisinde temelde biyolojik bir problem var. Ben her zaman söylerim. Bu göstergemizde, bir görselimizde, şurası karaciğer, şu bölgede midemiz, burada akciğerimiz var. Kişinin, şu da damar sistemimiz. Şimdi kişinin damar sisteminde kolesterol gelmiş, arterlerin içerisini küçültmüş, oraya damar çeperlerini daraltmış, adamda tansiyon var. Tansiyonu çıkmış 180'e, şimdi yani kolesteroldan dolayı. Şimdi siz tansiyonu çıkmış bir insana kardeşim niye tansiyonun yüksek diyebilir misiniz? Deseniz bir faydası yok. Faydası olmaz. Faydası saçma yok. Bir şey olur. Aynı şekilde beyindeki uykunun fizyolojisini bozan uyku merkezlerindeki bir takım kimyasalların bozulmasından dolayı uyuyamayan bir insana ya sen birazcık dolaş, birazcık bir kafanı dinle uyursun demenin hiçbir anlamı yok. Nereden bakacağız bileceğiz hocam? Bileceğiz ki bu insanın ancak merkezi sinir sistemindeki bu işleyişi çok iyi bilen bir uzmandan, psikiyatri ve nörologlardan yardım alması gerekiyor. Beynin neresinde? Çünkü uykunun da bozukluğunun bir sürü türü var. Hangi bölgede bir problem varsa ona göre bulgular ortaya çıkar. Uykusuzluk, insomnia disorder dediğimiz olay en az bir aydan fazla süren uyuyamamayla kendisini gösteren ve kişi istediği halde bir türlü uykuya geçemediği bir durumdur. Fakat tedavisi mümkün değil mi hocam? Tabii. Burada özellikle insomnia'nın tedavisinde bir de uyku hijyeni dediğimiz daha doktora gitmeden bazı şeylerin denenmesinde çok fayda var. Uyku hijyeni, uykunun sadece ilaçlarla veya psikoterapiyle değil, uykunun hijyenine de gıdaların hijyenine verdiğimiz önem gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Burada nedir? Nedir uykusuzluk hocam? Çekenlerde bir, mutlaka her gün aynı saatte yatağa girmeye gayret edin. Hani biraz önce anlattım beyinde sirkadiyen ritimden sorumlu bir beyin herkes bölgesi var yine hipotalamusta. Biyolojik saat olur. Ona uygun hocam, olacağız. Yani beynimizdeki yapı ona uygun. Biyolojik saatle alakalı saat, bir şey. Tabii işte o zaten. Sirkadiyen tamam. Ritim biyolojik saate tamam. Uygun olaraktan davranacağız. Aynı saatte yatağa girip aynı saatte uyanacağız. Yatak odamızı uyku dışında bir de cinsel ilişkilerimiz dışında başka bir amaç için kullanmayacağız. Yani dersimi burada çalışayım, işimi eve getirdiğimde orada çalışayım gibi bir yaklaşıma girmeyeceğiz. Uyku odasında, yatak odamızda televizyon olmayacak. Saat olmayacak. Çünkü uyuyamadım ya saat kaç oldu hala saate bakmanın veya saatin o tık tık sesinden kendimizi meşgul etmeyeceğiz. Yine ortalama 20-22 derece civarında bir oda ısısı olması gerekiyor. Öncesinde iyi bir havalandırma yapmamız gerekiyor. Uykudan önce yani daha doğrusu öğleden sonra artık ikindiden sonra kahve, çay, kolalı gıdalar, uzak yiyecekler almamamız gerekiyor. Yine böyle akşama yakın hafif yürüyüş, hafif fiziksel egzersiz yapmak uykuya geçişi kolaylaştırıyor gibi. Yine uykudaki odamızda evcil hayvan beslemeyeceğiz. Yani kuştu, kanaryaydı falan beslememekte fayda var. Çünkü ses çok önemli. Isı, ışık çok önemli. Yani olabildiğince ışıktan arındırılmış karanlık bir ortam. Peki hocam bir de şimdi kediyle köpekle yaşayanlar var. Onlarla beraber uyuyanlar var. Onlar için bir sıkıntı olur. Uyku hijyeninde bunlar yok. Yok. Olmaması gerekiyor. Yani burada insomnia nüfusun %10-15'inin ciddi bir sağlık sorunu. Tabii burada uykusuzluk sadece primer olarak bir uyku bozukluğu olarak karşımıza çıktığı gibi özellikle bizim depresyonda, kaygı bozukluklarında en sık da karşımıza çıkan problemlerden bir tanesidir. Ama burada önemli olan uykunun hakikaten beynin içerisinde, bakın şurada göstereyim, yani beynin içerisinde son olarak toparlayalım. Beynin içerisinde, beyin sapında çok karmaşık yani uykunun içerisinde REM ve NoREM dediğimiz
dönemler var. Bu dönemlerde, REM dönemlerinde, rapid eyes movement, hızlı göz hareketlerinin olduğu dönemde rüya görürüz biz. Evet hocam. Bu rüyalarla birlikte erkeklerin cinsel organı, penislerin sertleşme meydana gelir. Ve bu sertleşmenin olup olmamasıyla da ilgili biz hastaların cinsel sorunlar olup olmadığını tıbbi yönde takip ederiz. Yani aynı zamanda hocam hem uyku hem teşhis için kullanılan bir durum. Aynı zamanda hayat kalitesi için de çok önemli. Bu yüzden eğer bozukluğumuz varsa sinir uzmanına, psikiyatriste başvuracağız, tedavisini de yapacağız. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için programımıza. Çok faydalı bilgiler paylaştınız bizimle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum Erhan Bey. Bir sonraki konuğum dijital iletişim uzmanı Emir Çağdaş Pekçetin. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Dijital iletişim uzmanı Emir Çağdaş Pekçetin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Dün sağlık turizmini konuştuk. Bugün de sağlık sektöründe itibar yönetimini konuşalım. Ondan önce özellikle doktorlar, özellikle bizler, diş hekimleri de aynı zamanda nasıl bir sosyal medya yönetimi yapmalıyız? Tabii geçen programda da konuştuk biraz, yüzeysel konuştuk ama algılar çağındayız izledik. Yani bir insanın 6 saniye içerisinde bir kişi hakkında nasıl bir fikirle sahip olduğunu hemen karar veriyor, olumlu veya olumsuz. Şimdi dijital medyamız, sosyal medyamız da aslında bizim kişisel bir vitrinimiz. Vitrinimizde koyduğumuz şeyler, koyduğumuz görseller, paylaştığımız yazılar, paylaştığımız resimler ne kadar iyi olursa o kurum ya da o kişi için o kadar iyi bir itibar yansıması sağlamış olabiliyor. Yani orada kişisel bir vitrine aslında. Ve insanlar günümüzde artık birbiriyle tanışma olayı ya da birbiriyle karşılaşma olayı daha çok sosyal medya üzerinden oluyor. Doğru. Sosyal medya üzerinden olduktan sonra bir kişiyi takip edip etmemesi gerektiğini önce bir vitrine bakarak karar veriyor. Yani nasıl bir dükkana gireceksiniz ya da bir mağazaya gireceksiniz. Önce bir dışarıdan bir bakıyorsunuz yani. Vitrinine. Bu da öyle bir şey aslında. Orada özellikle sağlık sektöründe çalışanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sektörün ana şeylerinden birisi güven. İnsanların güven duyması gerekiyor doktoruna bildiğim kadarıyla yani. Siz daha iyi bilirsiniz. Öyle olması gerekiyor. Şimdi orada bir hasta ya da bir medikal tarafında düşündüğümüzde bir müşteri, bir doktoru ya da bir medikal estetikle uğraşan bir kişi ya da güzellik salonuyla uğraşan bir kişi orada ilk gördüğünde nasıl görüyorsa ilk izlenimi o şekilde oluyor. Yani ilk itibar çok önemli. Kesinlikle. O yüzden de sosyal medya kullanıcılarının bu alanda özellikle sağlık tarafında daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sağlık açısından katılıyoruz. Bir de bazen normal kişisel sayfalarda da o konunun dışı biraz ama çok farklı gösteriyorlar kendilerini. Bir de böyle bir madalyanın ters tarafı var gibi. Yani olmayan hayal bir dünya yaratıp da o da bazı hayal kırıklıklar yaratabiliyor. Aynı şey iş hayatı için de geçerli benim düşünceme göre. Hı hı. Yani insan kendisini ve kendi yaptığı işini doğru bir şekilde ifade etmeli ve doğru bir şekilde de empoze etmeli ki karşı tarafta onu doğru bir şekilde algılasın. Şimdi eğer kendinizi farklı tanıtırsanız ve farklı işler yaparsanız ondan farklı bir şekilde o zaman çatışma olur. O zaman olumsuzluklar da meydana gelir. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi kısmen doğru hocam ama şöyle bir durum da var. Şimdi siz evde ailenize davrandığınız gibi iş hayatınızdaki iş arkadaşınıza davranmazsınız. Yakın arkadaşınıza davrandığınız gibi yeni tanıştığınız bir insana davranmazsınız. Yani sizin de bizim de yani tüm insanlığında aslında farklı farklı davranış biçimleri var. Doğru. Bunu bizim artık şunu öğrenmemiz gerekiyor. Sosyal medyada bir davranış biçimimiz artık. Yani orada doğru lanse ediyoruz, yanlış lanse ediyoruz ya da hüzünlü bir anımızı paylaşmıyoruz. İşte hüzünlüyken daha mutlu şeyler paylaşıyoruz. Bunlar aslında normal karşılamamız gereken şeyler. Siz evin içerisinde eşinizle, çocuğunuzla ya da başka bir annenizle, babanızla kavga edebilirsiniz. Ama o ettiğiniz kavgayı iş yerine taşıyamazsınız. Doğru.
Bu da öyle aslında. Yani burada diyorlar ki işte kimlik erozyonu oluyor, işte, işte insanlar mutsuzluğu biraz yanlış örtüyor. Algılama mı acaba olabiliyor? İşte ben ona katılmıyorum hocam. İşte onu bir açalım o konuyu yani biraz. Biraz önce dediğim gibi yani evdeki halinizle dışarıdaki haliniz aynı değil. Evde pijamalarınızı giyerseniz daha rahat uzanırsınız vesaire, ama kafeye veya restoranta gittiğiniz aynı şekilde uzanabilir misiniz? Uzanamazsınız. Doğru. Görgü kurallarına uymak tabii zorundayız. Tabii ki yani. Şimdi aslında sosyal medyanın da bir görgü kuralı var. Doğru. Baktığınızda. Yani kimisi bunu tabii biraz da abartıyor. Abartıya da karşıyım aslında, ama yine sağlık sektörüne gelecek olursak kesinlikle kişilerin kendini en iyi şekilde orada tanımlaması ve konumlandırması gerekiyor. Bu bir gerçek. Hem yaptığı işi hem de kendisini. Tabii ki. Peki doktorlar sosyal medyada illaki etkin bir şekilde kullanmak zorundalar mı sizce? Yani kullanmalı mıyız? Yani ben kullanmak istemiyorum diye dediği zaman bir kişiye ben de ona da saygı duyarım, ama çağ bunu kullandırmak gerektiriyor. Öyle bir yaklaşım var. Kullandırmak gerekiyor. Aslında doktor tarafında dijital medyanın, sosyal medyanın kullanım oranı daha çok dijital tarafta bu pandemi süreciyle biraz arttı. İşte online, işte terapiler, muayeneler, görüşmeler vesaire. Sağlık sektörü içerisinde ciddi manada girdi. Ama doktorlarımız yeteri kadar sosyal medyada yer edinemedi. Bugün ama edinmeli. Edinmeli hocam yani. Kesinlikle edinmeli. Çünkü yoksa o hastası ona WhatsApp'tan ulaşmaya çalışacak büyük ihtimal. WhatsApp'tan sonra diyecek ki işte gece de telefonum çalıyor, gündüz de telefonum çalıyor. Ama aynı mesajı sosyal medyadan alsa atan kişi onun görmesini bekleyecek sadece. Doğru. Ama WhatsApp üzerinden yazdığı an diyor ki hemen bunu görmüş olması lazım ve bana geri dönmüş olması lazım. Yani etkili bir iletişime de geçiyoruz aslında. Tabii ki. Yani doktorlar biraz bu konuda çekiniyor. Biraz kendini geri alıyor ya da vakti olmuyor ya da uğraşmak istemiyor. İşte orada da biraz biz devreye giriyoruz hocam. İşte burada bir yardımcı olmanız gerekiyor ya da bunu bir organize etmeniz gerekiyor. Bir iletişim uzmanı olarak bunu nasıl yürütüyorsunuz siz mesela? Sizin şirketiniz bunu yürütmesini ya da bunun sistemini nasıl daha yardımcı olabiliyor? Sağlık sektöründe çalışan sağlık çalışanlarına. Şimdi hocam bizim genel olarak kişisel sosyal medya yönetimlerinde iki bölümümüz var. Bir itibar yönetimi, bir sosyal medya yönetimi. Biz herkesle çalışmamayı aslında tercih ediyoruz. Çünkü bizim doğru çalışabilmemiz, işimizi daha doğru kanalize edebilmemiz, başarılı olabilmemiz için karşımızdaki kişiyle de aynı uyum içerisinde gitmemiz gerekiyor. Doğru. Şimdi biz diyorsak ki hocam hani şöyle bir şey yapmamız lazım, şöyle bir poz vermemiz lazım ya da şöyle bir iletişim dili geliştirmemiz lazım dediğimiz an karşımızdaki kişi yok öyle mi olmaz, böyle olması gerekiyor dediği an orada bizim sistemimiz aslında çöküyor. Çatışma oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Öncesinde bir küçük bir bizim analizimiz var. Yani bir toplantı yapıyoruz karşımızdaki kişiyle, ona bazı sorular soruyoruz. Onun genel hatlarını çizmeye çalışıyoruz. Biz kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Programlarımızı, stratejimizi, planlarımızı sunuyoruz. O konuda ön anlaşmamızı, ön uyuşmayı sağladıktan sonra yola koyuluyoruz. İnanın hocam ne kadar hani bu işin tabii ki sağlık sektörü de olsa ciddi bir maddi tarafı da var. Ne kadar maddi tarafı da olsa siz istediğiniz kadar yüksek fiyatlarda para kazanmaya çalışın. Bizim her zaman, şahsen benim her zaman birinci amacım başarılı olmak oldu. Ben daha uygun fiyatlarla çalıştığım kişilere daha yüksek başarılar elde ettiğimde inanın çok daha mutlu oldum. Gece çok daha rahat yatağımda uyudum. Neticede bir işlemde zaten karşı tarafta biz de çalışırken hastalarla, hasta mutluysa hekim de mutlu. Tabii. Siz de müşteri mutluysa yani siz de bu işin başında olarak siz de başarılı olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Başarı mutluluk sebebidir kesinlikle. Kesinlikle. Ya şu bir gerçektir hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. İlk hedefiniz başarılı ve işinizi düzgün yapmak olduktan sonra zaten maddi tarafını bir şekilde kazanıyorsunuz. Zaten o peşinden gelir. Aynen öyle. Doğru. Ama asıl amacınız maddiyat olduğunda başarı sonradan geliyor ya da gelmiyor. O da bazı şeyler kaçırılabiliyor o zaman. Evet. Bazı şeyler kaçırılabiliyor. Peki biraz önce dediniz kişisel yönetim, sayfalarda kişisel yönetim, bir de itibar yönetimi. Şimdi kişisel yönetim itibarı nedir hocam? Bunu birazcık bir açabilir miyiz? Şimdi hocam şöyle bir durum var. Özellikle kamuoyunda daha fazla olmuş kişilerde bir itibar yönetimini biz sağlıyoruz ya da iş hayatı çok yoğun olan kişilerde biz itibar yönetimi danışmanlığı veriyoruz. Neden? Şimdi kamuoyu önünde çok fazla olan kişiler bir süre sonra kendini göremeyebiliyor.
Şimdi şu kalemi şuraya yanaştırdığımda kalemi görüyorum ama kalemin arkasını göremiyorum. Doğru. Ama kalemi şu uzaklaştırıp baktığımda net bir şekilde görebiliyorum. Biz orada devreye giriyoruz. Yani şunu diyoruz. Sizin aslında şu kıyafeti giymemeniz lazım. Sizin aslında şu metni konuşmamanız lazım. Sizin aslında böyle bir şey paylaşmamanız lazım. Sizin iletişiminizin şu yönde ilerlemiş olması lazım. Biz bu röntgenini çekiyoruz ve raporunu sunuyoruz. Şey gibi düşünüyorum, MR gibi. Hani MR'a giriyor, sonra MR'ın kontrolü sonunda diyorlar ki ya burada böyle böyle bir sorunlar var, şunlar şunlar. Yani teşhisi koyuyorsunuz. Gibi. Ona göre de bir tedavi yolu izliyorsunuz. Tabii burada hocam dediğim gibi özellikle işte profesör hocalarımız ya da uzman doktorlarımız yoğun bir iş hayatı olabiliyor. Çok normal. O iş hayatında biz onun işini en iyi şekilde kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Buna da çok şükür bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu düşüncemin sebebi de hani bugün Londra'ya kadar kendi alanımızda hizmet ihracatı yapmış ilk ajanslardan birisi Türkiye'de. Tebrik ediyoruz. Ayrıca bunu da daha da çok da çoğaltabilirsiniz. Bu dünyaya da açılımı devam edecek. Ben şuna inanıyorum. Herkesin kendi doktoru vardır, kendi diş hekimi vardır, kendi kuaförü vardır, kendi psikoloğu vardır. Hı hı. Ve zamanla herkesin de bir dijital uzmanı da olması gerekiyor. Buna bir gereklilik, hatta buna bir ihtiyaç var. Hı hı. Ve bu daha da bu ihtiyaç daha da zamanla artacak ve herkesin bir dijital uzmanı mutlaka olacak. Çünkü günümüzde değerlendirirsek yani, satılan cep telefonları, açılan sosyal medya hesapları, işte onların değişik siteleri, onları topladığınız zaman muazzam büyük bir rakam çıkıyor. Hı hı. Bunları yönetmek de tabii mesela benim gibi yoğun bir çalışan bir hekim hayatta bunu yapacak ne zamanı var, ne buna ayıracak enerjisi kalır. Bu yüzden sizin geleceğiniz daha da parlak olarak görüyorum. Bu işe de siz biraz daha yakından, erkenden başladığınız için hani erken kalkan yol daha alabilir. Uzun yol alır derler. Ya biz bu sektöre başladığımızda hocam sosyal medya alanında Türkiye'deki ilk ajanslardan biriyiz. Sosyal medya yönetimi alanında. Başladıktan sonra insanlara ya sizin böyle bir şeye ihtiyacınız var aslında söylediğimizde ya da birisi bize dedi ya kardeşim sizin mesleğiniz ne? Siz çalışıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz ama sizin mesleğiniz ne? İşte bir sosyal medya uzmanıyız. 10 sene önce söylediğimizde tamam da gerçek işin ne? Deniliyordu. Mesleğin ne? Evet. Şimdi bakıyoruz ciddi bir sektör oluşmaya başladı. Bununla ilgili üniversitede bölümler açılmaya başladı. Tabii burada biz de kendi alanımızda kendi mavi okyanusumuzu biraz oluşturmaya başladık. Yani burada işte itibar yönetimini koyduk, kriz yönetimini koyduk. Şimdi alan nasip ederse önümüzdeki aylarda 2024 yılında özellikle siber güvenlik alanında ciddi bir yatırımımızın devreye girmesi söz konusu. Bu tarz yatırımlarla kendi alanımızı hem genişletmeye hem de çalıştığımız kişilerin ihtiyacına yönelik işlerle devam etmeye çalışıyoruz. Siber güvenlik alanı hocam şöyle önemli. Şimdi çalıştığımız bir iş insanı oluyor ya da çalıştığımız önemli bir profesör oluyor. Mobil uygulama, telefonuna bir mobil uygulama indiriyor. Farkında değil. İndirdiği mobil uygulaması resimlerini görebiliyor, yazışmalarını görebiliyor ama farkında değil. Çoğu insan öyledir hatta. Biz de dedik ya böyle bir durum var. Biz bu alana çalışalım. Çalıştığımız kişilerin telefonundan evinin konumuna kadar. Çünkü evdeki robot süpürgesi bile o evle alakalı bilgileri alabiliyor ya da işte dışarıya, yurt dışına verileri gönderebiliyor. Biz de çalıştığımız kişileri daha güvenli, siber güvenlik alanı, daha güvenli alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Onu yakalamanız da iyi olmuş. Bir de şimdi biraz önce şey dediniz, kriz yönetimi dediniz. Yani şimdi sağlık sektöründe yani dijital kriz yönetimi gerekli mi? Ve neler yapılabilir? Çünkü kriz her alanda var ve çözülmesi de gerekiyor. Doğru bir şekilde yönetilirse de hani zararları daha az oluyor. Kriz her kurumun ya da her kamuoyunun önünde olan kişilerin yaşayabileceği bir durum. Ama bu yaşayabileceği duruma nasıl hazırlandığı ve nasıl hazırlanması gerektiği çok önemli. Şimdi büyük bir sağlık kurumu çok iyi işler yapıyor. Her şeyi çok iyi yönetiyor. İşte müşterileri çok mutlu ama bir gün sosyal medyada o kurumla ilgili bir şey paylaşılıyor ve o kurum ciddi bir lekelenme yaşıyor. Şimdi burada bu lekelenmeyle ilgili ciddi bir şekilde mücadele edemezse, kendini anlatamazsa o zaman da kurum için ciddi kayıplara yol açılıyor. Hem maddi hem manevi olarak. Bu çok daha büyük bir kurumsa, holding bazındaysa, borsaya açılmışsa yine
o şirket için çok daha facia dönemler yaşanabiliyor. Maddi olarak da. Hem maddi hem manevi hem olarak. Hem itibariyle. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bir risk değerlendirmesi yapıyoruz çalıştığımız kurumla ilgili. Diyoruz ki sizin bu alanlarda ciddi riskleriniz var. Bu alanlardan size ciddi eleştiriler gelebilir ya da siz bu alanlarla ilgili bir kriz yaşayabilirsiniz. Bu kriz yaşayabileceğimiz krizlere karşı biz ne yapabiliriz? Onların planlamasını yapıyoruz. Çünkü siz de yaşıyorsunuzdur. Şimdi bir şey alacaksınız internetten, yorumlara bakıyorsunuz mutlaka. Kesinlikle, kesinlikle. Ya adam çok beğendim demiş, çok beğendim demiş, çok beğendim demiş, çok beğendim demiş, hiç beğenmedim demiş birisi. O hiç beğenmedim diyene takılıyorsunuz. İşte aynı şey doktorluğu için de geçerli. Hı-hı. Mesela bir uzman arıyorsunuz, onu da araştırıyorsunuz. Hı-hı. Ve yorumlara bakıyorsunuz. Hı-hı. Yani orada da aynı şekilde iyi, iyi, kötü veya iyi ve olumlu veya olumsuz sonuçlar var. Ona göre değerlendirmeyi yapıyorsunuz ama ben de şuna inanıyorum. Yani %100 zaten bunu tutturmak hiçbir konuda bence mümkün değil. Değil. Yani %100 tatmin etmek herkesin isteğine göre %100 biraz ben görmedim daha şimdiye kadar hayatımda. Fakat yani büyük bir çoğunluğu yani %90'ı, %95'i yakalarsanız yani bu bence bir başarı. Tabii. Elbette ki olumsuzluklar olacak. Ama işte bunları yönetmek için mesela nasıl bunu bir atlatacağız daha az hasarla? Esas mesele bu. Şimdi bizde dijital kriz yönetiminde dijital alarm servisimiz var. Biz çalıştığımız kişileri... Nedir o mesela? Kurumları o alarm servisine dahil ederiz. Onun risklerini ya da o kişiye bağlı kurumları ya da o kişiye bağlı şahısların hepsi o dijital alarm servisinde yer edinir. O dijital alarm servisi 7 gün 24 saat boyunca tüm sözlüklerde, tüm forumlarda, tüm sosyal medya mecralarında, tüm dijital alanlarda sürekli taramasını yapar. Kim ne konuştu, ne düşündü, kadın mıydı, erkek miydi, yaş grupları neydi, tüm bunların hepsini biz raporlarız. Gün sonunda şöyle bir karar alırız. Deriz ki bize işte atıyorum 20 yaş ile 35 yaş arasında özellikle kadın kitle tarafından şu eleştirilerde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bizce şu yönde bir ilerleme kat edilirse sizin için iyi olur. Tavsiyemizi hazırlıyoruz, sunumumuzu hazırlıyoruz, raporumuzu hazırlıyoruz, şirketin yönetimine sunuyoruz. Şirket yönetimi de onu alıyor, eksikliklerini görüyor. Hak veriyor ya da hak vermiyor. Ya işte biz bunu yapıyoruz ama işte biz bunun aslında normal bir şekilde olumlularını yapmıştık. İşte orada bizi bilerek karalamışlar vesaire diyor. Ya da diyor ki evet bizim bu konularda eksiğimiz varmış. Biz bunları düzelteceğiz diyor. Bir de hocam şöyle bir durum var. Sosyal medya yaygınlaştıktan sonra oradaki açıklardan birisi de dijital suikastler. İtibar suikastleri. Son olarak bunu çok duyduk. Evet. Bunu çok duyduk. Dijital suikastlar, itibar suikastleri. Hocamız işinde çok iyi. Ameliyatları muhteşem. Hastalarıyla arası muhteşem. Ama bir hastaneden teklif alıyor. O hastaneyi kabul etmiyor. O bölge onu karalamak için bir şeyler yapabilir. Olumsuzluklar yaratılıyor. Bilinçli olarak. Olabilir. Bu da çok tehlikeli bir şey ama. Çok tehlikeli bir şey. Biz de burada... Tabii bununla ilgili yeni yasa çalışmaları var. Şimdi Ekim'de meclis açıldıktan sonra sosyal medya yasası da geçecek. Bunu hani biraz önüne geçirmeye çalışacak ama bunu bazen yurt dışı kaynaklı da yapabiliyorlar. Yurt dışı üzerinden de yapabiliyorlar. Biz dediğimiz gibi 7 gün 24 saat boyunca o bölgeyi inceliyoruz. Karşı ne yapmamız gerekiyorsa anında müdahale edebiliyoruz. Yani bizim ofisimizin ışığı hiç kapanmıyor sabah hocam. Çok şükür. Yani inşallah bundan sonra hep böyle yansın ışığınız. İnşallah hocam. Yolunuz da açık olsun. Sağ olun. Programa katıldığınız için, değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir sonraki konuğum modern enerji eğitmeni Sayın Aynur Apaydın. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Bugünkü programın son konuğu modern enerji eğitmeni Sayın Aynur Apaydın. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Doğru söyledim değil mi? Modern enerji eğitmeni. Aynen öyle. Evet. Şimdi hocam günümüzde herkesin hayatında
bir hedefi vardır, bir amacı vardır, bir ulaşmak istediği bir yer vardır. Şimdi siz bir enerji eğitmeni olarak bu hedeflere, bu amaçlara ulaşabilmek için daha iyi bir amaç için ne yapmalıyız? Sizin açınızdan neler söylemek istersiniz? Öncelikle amaç ne? Onu hani şöyle söyleyeyim. Kişinin amacı kişinin enerji seviyesine göre olur. Dolayısıyla evet, amacına göre kişinin enerji seviyesini anlayabiliriz. Yani düşük amaçlar, düşük limitli amaçlar enerjimiz çok az olduğunda hedeflediğimiz amaçlardır. O yüzden enerji uzmanı olarak, eğitmen olarak ben kişinin bugünkü hedefi ne, enerji durumunu işaret eder. Dolayısıyla enerji yükseldikçe amaçlar da değişir, hedefler de değişir ve artı inanmak, ulaşabileceğine inanmak, yapabilmek için enerjiye sahip olmak, güce sahip olmak. Çünkü güçlendiğimiz zaman enerji gücü bize güç verir, güç eylem getirir beraberinde. Eylemle beraber hareket ve bir şekilde başarı. Başarı, yani çünkü enerjimiz yükseldikçe korku azalır. Enerji yükseldikçe endişe azalır. Özgüven artar, aynen. Kendimize inanç, hayata inanç, insanlara inanç, olabileceğine inanç ve inandığımız şey de bizim gerçekliğimiz oluyor. O yüzden enerjimiz düşük olduğunda hedeflerimiz, amaçlarımız düşük olur ve ya da hedef olarak gördüğümüz, bilinen, bize verilmiş bir hedef olabilir bu. Sınav kazanmak gibi, herhangi bir satış yapmak gibi. Belli bir kotaya tutturmak gibi. Aynen öyle. Bir hedef verilmiş olabilir. Enerjimiz çok düşük olduğunda imkansız gelir o seviye bize. Mümkün görünmez. O yüzden enerjimizi yükselterek amaçlarımıza daha kolay ulaşabiliriz. Yani ne kadar enerjimiz yüksekse o kadar da amacımız ve hedefimiz de yüksek olur. Aynen öyle. Ulaşması da daha mümkün olur o zaman. Evet, hedefimizi daha sağlıklı belirleriz. Gerçek potansiyelimizde amaçlar belirleriz. Ama düşük limitli amaçlar da o günün potansiyeline işaret eder. Aynen öyle. O yüzden öncelikle kişinin, şimdi enerjiyi düşüren faktörler var. Kişinin kendini tanıması gerekiyor o yüzden. Kendiyle ilgili içindeki potansiyeli çıkarmalı. Aynen. Peki, enerji farkındalığı ile versiyon tanımı nedir? Versiyon. Şimdi biz versiyona gelelim. Versiyon, evet. Bize nasıl bir faydası var? Yani kendi versiyonumuzu biz nasıl bağlantı kurabiliriz kendi versiyonumuzu? Evet. Kurduğumuz zaman da ne oluyor? Şöyle ki, biz ben kavramıyla şu anda oluyoruz. Mesela şimdi biz şu anda ben kavramıyla karşılıklı sohbet ediyoruz. Ama bir önceki yayında geçmiş versiyonlarımız da onlar. Bir araya gelen bir önceki yayında. Ya da anne rahminden bugüne kadar ki bütün deneyimlerimiz geçmiş versiyonlarımız. Gelecekteki, gelecek hedef çalışmalarında bunu yapıyoruz. Gelecek versiyonlarımıza odaklanıyoruz. Yani bizim birçok versiyonumuz var. Versiyonlarımızda biz yaptığımız çalışmalarda bugünkü potansiyelimizle, bugünkü halimizle, hatta burayı güçlendirerek geçmişteki versiyonlarımıza bağlantı kurabiliyoruz. Çünkü biraz önce hedefleri belirlemekten bahsettik. Evet. Hedef dediğimiz şey enerjimizle alakalı. Neyin ne olacağını düşünmek, hissetmek, eylemler, hareketler ve davranışlar aslında enerjimizle alakalı. Peki bunu belirleyen ne? En başta anne rahminden bugüne kadar ki bütün deneyimler, tüm versiyonlar olarak kayıtlı. Evet. Şimdi yeni doğan versiyonumuz fiziken burada değil. Ama enerji olarak burada, kendi sistemimde, kendi sisteminizde ve bugüne kadarki tüm deneyimleriniz, versiyonların deneyimleri, geçmiş versiyonlarımızın deneyimleri bugün bir şekilde enerjisel olarak burada. Fiziken burada olmasalar bile eğer ki İçimizde. Enerji sistemimizde diyebiliriz buna. Dolayısıyla versiyonlarımıza bağlantı kurmak çok önemli çünkü özgüvensiz bir versiyon varsa bugünü etkiler. Doğru. Başarısı da oldu. Evet. Üzülen, acı çeken ya da bir şekilde onaylanmayan, desteklenmeyen bir versiyon varsa bir şekilde yeni kararlar, o anda kararlar almıştır ve o kararlar da bugün hareket ve eylemlerde bulunuruz. Dolayısıyla geçmiş versiyonlarımıza odaklanmak ve bağlantı kurmak şu anki versiyonla versiyonlarımızı geçmiş ya da gelecek dışarıdan gözlemleyerek ihtiyaç duyduğu hangi enerji ise özgüven, başarı, desteklenmesi gereken, kimden desteklenmesi gerekiyorsa, onaylanması gerekiyorsa, oradaki
takılıp kaldığı andır o. Yani o anda sıkışıp kalmış bir sistem versiyon bugün bizi geriye götürür. Ve enerjimizi aşağıya çeker. Dolayısıyla biz çalışmalarımızda geçmiş ve gelecek versiyonlarla bağlantı kur. Geçmişteki herhangi bir travmatik bir durumsa veya acı çeken bir versiyonla bir şekilde enerjisini yükselterek bağlantı kurdurarak yapılandırıyoruz. Ve orası değiştiği zaman bugünkü versiyonumuz güçleniyor. Ve dolayısıyla enerji ortalamamız yükseldiği zaman amaç ve hedeflerimize giden yol daha çok kısalıyor. Ve yine gelecek versiyonlarımıza odaklanarak hedefimiz var, farz ettiğiniz gibi bir sınav, bir görüşme, dediğiniz gibi bir kodda konuldu. Evet, aynen öyle. Yine gelecek versiyona odaklanıp buradaki potansiyelimizle gelecek yaratımı yapmak dediğimiz şey. Çünkü enerjisel değişimde, enerji çalışması yaparken enerji değiştiğinde bazı hani rüya görürüz ve anlatırız ya, yani görüntü gelir mi? Evet. Aynı şekilde görüler görürsünüz. Hayal kurmak gibi düşünün ama oradaki görüntü hayalin ötesinde 5 duyu ve 6. hisle beraber, 6 duyu beraberinde bir yaşam sunar bize. Eğer ki gelecek kaygısında, gelecek versiyon başarısızsa enerjiyi tekrar bağlantı kurarak enerji bağlantısı onundan yükseltiyoruz. Yükseltiyoruz ve o artık buradaki versiyon içinde daha kolay ve imkanlı hale geliyor. Bir gelecek yaratımı yapmış oluyoruz. Yani bu enerjiyi yüksek tutmak her bağlamda bizim için faydalı. Aynen. Hem geçmişimizi silmek için demeyelim de iyileştirmek için dönüştürmek için. Evet. Hem de ilerideki hedeflerimiz daha da yüksek olsun ve beklentimizi de daha yüksek tutmakta fayda var. Aynen öyle. Peki hocam, bir de bir rol modelini konuşalım sizinle. Bir rol modeli kim olmalı, nasıl olmalı? Herkesin bir rol modeli var. Ama sizin açınızdan, enerji açısından siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rol model çok önemli bir konu aslında. Bunu bazen hani bilinçli yapsak da alsak da bu benim rol modelim diye bu kişiyi. Bazen de otomatikman alırız anne baba gibi, öğretmen gibi çocukluktan. Herhangi bizden farklı birini rol model almak bir kişinin enerji yolculuğunda ya da yaşam yolculuğunda kayıp oluşturuyor. Çünkü rol model dediğimiz kişinin hiçbir şekilde o kişi gibi olmamız mümkün değil. Çünkü onun yaşamı, onun sistemi, onun enerjisi başka başarılı insanlardan ilham alabiliriz. Ama rol model dediğimiz şey kendimiz ve gelecekteki en yüksek potansiyelde olan versiyonu alıyoruz biz rol model olarak. Yani şu, kendimizin en iyi versiyonu. Çünkü herhangi bir şekilde rol model aldığımız kişi farklı cinsiyette bir kişi ise, farklı kültürde demeyeyim şimdi, kültürler tabii ki farklılık gösterse de mümkün olmayan bir kişi. Ulaşmamız mümkün olmayan. Ulaşmamız mümkün olmayan. Çünkü kadın erkek farklılıkları, cinsiyet farklılıkları ya da ırk farklılıkları bile olabilir. Rihanna'yı örnek almış birisini düşünün, rol model almış birisini düşünün. Mümkün değil hani renginden tutun cinsiyetine farklı bir şekilde cinsiyet farklı değil. Ama iş hayatında örnek yani alabiliriz ama. İlham alabiliriz hocam. İlham buna biz ilham evet diyoruz. Tamam. İlham alabiliriz ama rol model kendi yol haritamızdan, yaşam yolumuzdan. Çünkü hatta kendi geçmişteki versiyonlarımız da bazen bize ilham verir, başarılı versiyonlarımız. Geçmişte herhangi bir başarımız varsa o bile bazen çalışmalarımızda der ki danışanım, işte 5 yıl öncesinde çok başarılıydım, onun gibi olmak istiyorum. Ama artık sistem aynı değil. Hiçbir zaman geçmişteki gibi olmayacağız. Ama geçmişten daha iyi bir versiyona sahip olabiliriz. İlham alabiliriz fakat bugünkü enerjimizle, bugünkü versiyonumuzda, bugünün en mükemmeli nasıl olurdu gelecekte, en yakın gelecekte +10 dediğimiz bir konseptimiz var bizim. Kişinin en mükemmel versiyonu çalıştığımız konuyla ya da hedef noktasında başarıya ulaşmış o enerji sistemindeki kişiyi tanımladığında orada pürüz yok, başarı var sadece. Eylem ve 5 duyuyla beraber tüm gerçeklik vardır. 6. hisse katalım. 6. hisse var, aynen öyle. Dolayısıyla rol model kişinin, kendi kişinin kendisinin gelecekteki en mükemmel versiyonu. Yani ilhamlardan yararlanabiliriz ama her şey gene bizde bitiyor. Kendi en iyi versiyonumuz. Çünkü diğer türlü kayıp oluyor bu. Zıtlıklar oluşturabilir, hayal kırıklığı yaratabilir başkalarını rol model almak.
dediğim gibi ulaşması mümkün olmayabilir. İlham olmakla rol model almak arasında fark var. O yüzden bunun altını önemli çiziyoruz. İşte ben de bu noktaya çok değinmek evet. istiyordum. Çok iyi oldu. Modern enerji çalışmalarında, modern enerji stres yönetimi çalışmalarında önemli altını çizdiğimiz bir konudur hocam. Onu biraz evet. daha bir şekilde, başka bir program biraz daha açarız. Evet. Peki, bir de ilişkiler arasındaki enerjiye birazcık değinmek istiyoruz. Siz böyle enerjiyi çok güzel anlatıyorsunuz. Buradaki yani ilişkilerimizde enerjinin önemi nedir? Yani karşılıklı olarak konuşuyoruz. Hı-hı. Ya da iş ilişkisi olabilir, yani aşk ilişkisi olabilir. Evet. Problemli ilişkiler olabilir, hı hı. ticari hayat olabilir, evet. evrensel ilişki olabilir, aynen uluslararası öyle. Ülkeler arası olabilir. Buradaki enerjinin konumu nedir? Biraz önce bahsettiğim gibi aslında normalde kişinin kendisiyle ilişkisi geçmişteki versiyonlarıyla barışmasıyla mümkün. Ve bir şekilde onları kabul etmesi ve onların her versiyonu normalde +10'da en yani mutlu olmaya gidiyor. +10 bizim için mutluluk demek. Pürüzsüzce mutluluk yani, demek. Ama bu da realiteyi kabul etmek demek. Evet, kabul etmek, kabulün ötesinde orada acı yok, dram yok ve tamamıyla güçlü bir sistem var. Yani koşulsuz mutluluğun olduğu yer, koşulsuz sevginin olduğu yer ve dolayısıyla o kabul ettiğimiz her versiyonumuz ve barıştığımız her versiyonumuz zaten bizim kendimizle barışmamızı, kendimizle ilişkimizi sağlıklı hale getiriyor. Hani kendini kabul et, kendini sev, kendine barış mantığı evet. aslında versiyonlarla ilişkimizi sağlıyor. İlişkimizle beraber yürüttüğümüz zaman. Aynen. Yürütürken. Yani aynen. bizim zaten her zaman amacımız +10. Kesinlikle +10. Dolayısıyla fakat onun dışında biz insanlar birçok kişiyle sosyal olarak bağlantı halindeyiz. Bu bağlantı aslında görünmez enerji sistemleriyle bir akış halinde geçiyor. Doğal haliyle zaten bunu ilişkilerde fark ederiz. Hiç tanımadığımız bir insanla diyalog kurduğumuzda ben bundan hoşlanmadım ya da bu bana çok iyi, enerjisi çok iyi geldi deriz aslında. Yani enerjisi aslında dilimizde var bu. Dolayısıyla sosyal memeliler olarak biz insanlar ve bu canlılar olabilir yine hayvanlardan. Evet, hayvanlarla da. Bir şekilde bağlantı kurmamız da gerekiyor çünkü bizi besliyor. Bu olmalı. Peki yani karşılıklı olarak iki insan enerjisini sevip ya da sevmediğini bunun etkisi nasıl olur yani? Bunu nasıl belli frekanslar aslında yayıyoruz. Evet. O anki frekansımıza göre bir yayılım sağlanıyor ve karşıdaki kişi bunu titreşimi hissediyor. Bilinç düzeyinde bunu hani görüntü olarak görmüyoruz ama hissediyoruz. Hisler zaten enerjidir. Dolayısıyla doğal ortamda bu gerçekleşiyor akışta. Fakat bazen itiliyoruz, bazen çekiliyoruz değil mi? Doğal olarak. Aynen. Çünkü diyalog halindeyken baloncuk oluşuyor. Yani şu anda bile biz sizinle sohbet ederken bir baloncuk oluşuyor ve bir akış gerçekleşiyor. Aile, çekirdek aileyi düşünün. Bir şekilde şehirler, okuldaki çocuklar, öğrenciler, öğretmenler, iş yeri, şirketler, yöneticiden tutun, tüm çalışanları dahil. Ülkeler ve dünyayı kapsayan aslında çok önemli bir konudur bu. Dolayısıyla enerji az ise herhangi bir kişinin enerjisinin düşük olması, aileyi örnek verelim. Aile bireylerinden 5 kişilik bir aile olarak düşünün 4-5 kişilik. Bir kişinin enerjisi düşük olduğu zaman bir şekilde aile ortalaması, enerji ortalaması düşer. Çünkü aile enerji baloncuğu vardır orada. Doğru. Bir şirketi düşünün, problemli. Bu herhangi bir şekilde sağlık problemi olabilir, hayatında farklı bir iniş çıkış yaşayan kişi olabilir. Ama mutsuz birisi olarak bakalım biz buna, mutsuz ve mutsuzluk hissettiren, yayan bir kişi olarak değerlendirelim. Bunu stres diyebiliriz aynı şekilde. Enerji bedeni stresi evet. ve stres, bilinen stres. Biliyorsunuz bir önceki yayında bahsetmiştik. Evet, stres evet. enerji azlığı demiştik. Dolayısıyla... baloncuk içerisindeki o bir kişinin bile düşük olması genel anlamda oradaki oluşum, o baloncukta, şirkette, ailede, toplumda kimler varsa ortalamayı düşürür. Dolayısıyla biz insanlar doğal akışta zaten enerji baloncukları oluşturuyoruz. Birbirimize bir şekilde etki veriyoruz ve alıyoruz. Enerji sağlıklı olduğu zaman, akış sağlıklı olduğu zaman sevgi bağlantısı oluyor. Yani enerji sağlıklıysa sevgi dolu
eylemler, iletişim, başarı ve birbirini kabul etme uyumlu bir ortam oluyor. Dolayısıyla biz herhangi bir çalışmada aile ya da şirket stres yönetimi çalışmalarında buna önem veriyoruz. Ve o ailenin kalbi kim? Çünkü her bir oluşumun kalbi vardır. Dolayısıyla kalbi kimse o kişinin güçlü olması ve enerjinin yüksek olması. Enerjisinin yüksek olması. Enerjiyle güç paralel bir şeydir aslında. Enerjimiz ne kadar yüksek olursa enerji gücü bize fiziksel güç ve tabii ki bu güç kuvvet bazen yanlış algılanıyor. Hani güç dediğimiz şey sadece fizik, yani nasıl anlatayım? Hani düşündüğü gibi kaba kuvvet bir şeyden bahsetmiyorum ama bir şekilde zihinsel, ruhsal ve zihinsel anlamda sağlık demek diyebiliriz. Netice itibariyle hocam, enerjimiz yüksek olması için her toplumun her parçası, ailenin her parçası veya şirketin her çalışanı veya her bulunan birimindeki çalışan herkes eğer enerjisi yüksekse başarısı da yüksek olur ve hedefi de yüksek olur ve daha da enerjik olur ve bu da birbirini bence katlar. Doğru evet, mu? Evet, doğru. Burada enerji farkındalığı çok önemli. Hocam. Enerji farkındalığı çok önemli. Enerji bildiğimiz zaman biz o olumsuz tabloda, biz bağlantıdayız dedik ama olumsuz tablodaki durumun enerji azlığından kaynaklı olduğunu bilip burada panzehirini, çünkü enerji azaldığında kötü hissediyorsak ve bir şekilde stres oluşuyorsa enerjiyi var etmek. Çözüm enerji. Enerji de bitiriyor. Dolayısıyla enerji farkındalığıyla hareket etmek, enerjiyi fark etmek, enerjiyi var etmek için ilk hedefimiz herhangi bir değişim yapmak istiyorsak bireysel ve toplumsal enerjiyi değiştirmemiz gerekiyor. Enerjiyi bilmemiz ve enerjiyi değiştirmemiz kendimizde gerekiyor. Kendimizde bitiyor her şey. Peki. Aynen öyle. Modern enerji eğitmeni Aynur Apaydın bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek başka konularla ve başka konuklarla kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Mutlu bir gün diliyorum. Sonhavadis.com sundu.